Videomuz kaydediyorsa Starka'dan herkese merhaba. Ben Tarık ve KOTOR 2 serisinin 77-78-79. Bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız geçen bölümde birkaç tane Mandalorian bizi ormanın ortasına yakaladı. Dedi ki liderimiz sizinle konuşmak istiyor dedi. Bizi liderlerine götürdüler. Bir 5 dakika sohbet ettik ve liderlerin adı da Mandalore görmüş olduğunuz gibi. Bizim KOTOR 1'deki Kendros Ordo abimiz Revan sayesinde Mandalore olmuştu. Tabi siz bunu bilmiyorsunuz çünkü KOTOR 1 ve KOTOR 2 arasında yaşanmıştı bu olay. O yüzden pek anlatılmıyor. Yani kitaplarda filan anlatılıyor veya çizgi romanlarda. Ben kitaptan biliyorum. Ve izledim bazı fan filmlerinden filan. Oradan biliyorum. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Burada Price of Passage diyor. Şimdi Mandalore Onderon'a gidecek böyle malzeme almak için filan. Ama bizi götürmeyecek ta ki kendimizi kanıtlayana kadar. O yüzden biz de buradaki birkaç insana yardım edeceğiz. Bu insanlara yardım ederek kendimizi kanıtlamış olacağız. O yüzden yavaştan başlıyorum. Şimdik. Niye değiştiremiyorum? Neyse bir şey olmaz. Önce biz bir bu tarafa gidelim. Dur. Abi bir şey diyeceğim. KOTOR'un eski versiyonunda burada şey vardı. Yıldız Ocağı'nın işareti vardı. Galiba mod sayesinde değişmiş bu. Önce şu Zuka denen herife yardım edelim. Bu Zuka buranın Mandalorianlar arasında bir teknisyen gibi bir şey. Tamam. Dur bakalım. Çalışacak mı filan diye bakalım dedi. Yalnız bir şey diyeceğim. O patlamanın erken olması gerekiyordu. Şimdi patladı. Burada Sith kanı derken yani Sith'in kanı diyor burada. Yani küfür ediyor bir bakıma. Kahretsin gibi. Bu şey çürük arazideki bir aleti tamir etmek savaştan farksız diyor. Yardımcı olabilir miyim? This jungle attacks anything made by man. Şey diyor buradaki bilgisayar sistemlerini ve jeneratörleri tamir etmek kolay bir görev değil diyor. Bilgisayar sistemlerinde biraz pratiğim vardır. Eğer ihtiyacın varsa yardımcı olabilirim diyelim. Şey diyor buradaki kablolama sistemleri falan onun dışındaki aletler neredeyse 10 yıllık diyor. O yüzden kolay olmayacak falan dedi. Evet T3'ye. Ona yardım edebilir miyiz? Bir şeyler tahmin edebilir miyiz? Bakalım diyelim. What did the droid say? Droid ne dedi? Yardım edebilir mi diye soruyor diyelim. I'm trying to get the relay dish operational but several components are broken and need repair. Without the relay we're vulnerable to attack, especially right now. Your space metal may have attracted unwanted attention. And our shuttle sensors can't cover the whole moon. Anladım. Şey, anteni tamir etmemizi istiyor. Böylece bir saldırı olursa anında tespit edebileceklermiş. Ve senin yukarıda çıkarttığın uzay savaşı bizim istemediğimiz dikkate çekmiş olabilir filan diyor. May have attracted unwanted attention. Yani şey demek istiyor. Dikkat çekmek istemediğimiz yerde dikkat çekilmesine sebep olmuş olabilirsin diyor. Ama mekiğimizin sensörleri bütün ayı kaplayamaz diyor. O yüzden o anteni tamir edelim filan diyor. O zaman işe koyulalım. Anteni haftalarda tamir ediyorum ama başaramadım filan dedi. You can find the telemetry computer in there. The only thing I know for sure is we need a new phase pulse converter for the tracking computer. Ha.
Şimdi şuradaki kabloları düzeltmekle başlayabilirsin diyor. Benim bilgisayarımdan birkaç şeyi tamir edebilirsin ve gidip şuradaki antene de bir göz atabilirsin falan dedi. Ama bildiğim tek şey ise yeni bir converter, phase pulse converter. Böyle bir izleme bilgisayar varmış. Yeni bir tanesine ihtiyacı olduğunu söylüyor. Nereden bulabilirim? Eski silah zulasında birkaç tane bulduk. Pardon, bir tane bulduk diyor. Ama şu hayvanlar o bilgisayarı yedi diyor. Yedi mi diyelim? Bu hayvanların sorunu diyor. Eğer uzak durursan senden uzak duracaklardır diyor. Ama onlara yakınsan diyor, ne bulurlarsa ağzına atarlar diyor. Peki nasıl bulabilirim? Ha, anladım. Sadece diyor ki bulabileceğin tüm o Canok isimli hayvanları bul, onları öldür, midesinde o bilgisayar var mı yok mu diye bakarsın diyor. İğrenç. O zaman gidip bakacağım diyelim. Tamam, geri gel. O bilgisayarı getirebilirsen filan diyor. Dur. O bilgisayarla geri gelebilir misin? Bir bak diyor. Böylece sistemleri tekrar yola sokabiliriz tarzı bir şeyler dedi. Ama önce ben şuradaki kabloları filan düzelteceğim. Evet. Kırık kabloları düzelttik. Take assistance trouble with Canucks. Evet, bu herif bize iki tane yan görev verdi şu anda. Şu herifin de bir tane gö bu herifte de bir tane görev vardı. Bir tane adamı kayıp onu bulacağız. Demek kampta bahsedilen Jedi sensin öyle mi diyor. Güney ormanlarını araştırmayı planlıyor musun diyor. Olabilir. Sen kimsin? Ben Zarka. Ben yeni Mandalorian üyelerimize disiplin falan öğretirim diyor. Savaşçılarımdan biri olan Kumus'u ormana gönderdim. 3 gün oldu. Ve onun diyor. 3 gündür geri dönmedi diyor. Ve onun çantasını ve cesedini buraya geri getirmeni istiyorum falan diyor. Öldüğünden emin misin diyelim. Eğer Kumus ölmeseydi şimdiye dek çoktan dönerdi diyor. Eğer onun cesedini bulursan sadece geri getir diyor. Neden cesedi istiyorsun? İyi bir noktaya parmak bastın diyor. Ben onun cesedini istemiyorum. Sadece onun ekipmanlarını istiyorum. Cesedi soy. Yani zırhını ve ekipmanlarını bana getir diyor. Ya cesedi soymamı mı istiyorsun? Eğer bulursam getireceğim diyelim. Mandalore klanları birleştirecek ve tekrar yükseleceğiz diyor. Tamamdır. Şimdi artık 3 tane görevimiz var. Bu görevlerle kendimizi kanıtlamaya yeter mi bilmiyorum ama ben ne olur ne olmaz diye birkaç görev daha yapacağım. Bu arada burada da kendimizi kanıtlayabiliriz. Arena dövüşlerine katılabilir ve bütün düşmanları öldürmeden tabii ki öldürmeden yenebiliriz. Workbench. Abi bunu çok yaptırıyorum. 7 Spike istiyor mesela eğer bilgisayar bilginiz yoksa. Ve benim Spike'ım olmadığı için bunu bir türlü çözememiştim. Çok iyi hatırlıyorum. Ama şimdi şu küreyi bir yeniden programlayalım. Güç kablolarını ve ayı pardon uyduyu tamir etmenle birlikte Zuka'ya sensörleri tekrar çalıştırabilir hale gelecekmiş Zuka. Zuka'ya neler yaptığını söyleyebilirsin diyor. Önce biraz ortalığı lootlayalım. Burada bir tane hangar var. Hatta iki tane var ama bir tanesi açılmıyor. Bu da ne böyle? Forklift mi? Bakayım. Hakikaten bildiğin forklift bu. Ve bu da eğer bir aklınızı
aklınızda bir şeyler canlandıysa bir Gaving bu. KOTOR 1'de Basil'a tapınağa iniş yaptığında bu gemiyle birlikteydi. Bizden kaçtığında ise bu gemiyi kullanmıştı. O Nazi Blaster. Daxon ile Isis arasında kullanılacak bir G-Wing'dir diyor. Oo, güzel şeyler çıktı. Yalnız abi hakikaten bir G tipi var bunda. Bayağı var hem de. İyi. İyi iyi, bunlar güzel malzemeler. Bu forklift'i kullanabilsek oyunda ne kadar güzel olurdu. Adamın biri şey almış. Dart-EK. Şey almıştı o. Hani KOTOR'da bir tane swoop bike var ya. Bildiğin oyunu öyle bir programlamış ki araç kullanıyorsun KOTOR'da. Böyle bildiğin hızlı hızlı sürüyor. Mitra'da böyle benim karakter Jedi cübbeli böyle binmiş swoop bike'ı sürüyor bildiğin. Oyunu kırmış bildiğin yani. Tamamdır. Şimdi şu herifle bir konuşalım. Sergeant. Sergeant neydi? Çavuş muydu? Şey diyor, bu savaş çemberi diyor sadece gerçek savaşçılar içindir diyor. Senin Jedi yolların burada yardımcı olmaz diyor. Savaş çemberi nedir? Ha şey diyor, yeni Mandalorian üyelerimizi biz burada küçük küçük eğitimler yapıyoruz, onların ustalaşmasını falan sağlıyoruz diyor. Eğer katılmak istersen bizim şartlarımıza göre oynayacaksın diyor. Ha anladım. Acaba siz Jedi'ler gücünüzü kullanmadan daha böyle eğitimi tamamlamamış bir Mandalorian yenebilir misiniz? Merak ettim şu diyor. Yapabilir misin falan diyor böyle. Bunu görmek isterim taze bir şeyler söyledi. Özet geçersek. Çemberde savaşmak istiyorum. Renkte. Sen burada yenisin. O yüzden Davro'la savaşacaksın. O gençtir ve henüz kendini kanıtlayamadı diyor. Davro'l şartları nedir? Silah yok, Jedi oyunu yok ve hiç eşya yok diyor. Sadece ayak ve yumruk. Gücümüzü test ederiz diyor. Şey diyor, silahlarını indir, çemberi takip etme ve sakın öldürme filan dedi. Şimdi ise gerçek bir savaşçı tecrübe edeceksin dedi. Battle Circle göreve de geldi görmüş olduğunuz gibi. Evet. Şimdi yumruklarımızla savaşacağız sadece. O yüzden bunların hepsini kullanabiliriz. Sadece silah kullanmak yok. Adrenalin veya kalkan kullanmak yok. Kılıç kullanmak yok. Sadece yumruklarla. Aha, stunladım onu. Artık rahat bir şekilde ölür. Jedi ve Davral arasındaki maç bitti. Jedi dövüşü kazandı ama Davral daha yeni katıldı. O yüzden bu savaşı kazanmanı pek şaşırmadım diyor. Şey dedi. Yani şöyle söyleyeyim, daha fazla rakip yendikçe daha da zorlaşacakmış. Tekrar savaşmak istersen sadece bana söyle yeterli diyor. Savaşmak istiyor musun diyor. Evet, savaşmak istiyorum. Davral'ı yendikten sonra biraz onur kazandım diyor. Sana meydan okuyan biri var. Kex buradaki tüccarımızdır diyor. O sana meydan okuyan biri olduğu için buradaki şartları sen, yani şu anki dövüşün şartlarını sen belirleyeceksin diyor. O zaman yumruklarla dövüşelim, adil olsun.
Keksi buraya getireceğim. Kendini savaşman için hazırla Jedi filan dedi. Bu Keksi bizim malzemeler satın aldığımız herif. Tüccar bu. Allah. Gel lan buraya. Şimdi sana neler yapabileceğimi göstereceğim. İşte bu kadar. Keksi ile Jedi arasındaki maç bitmiştir. Jedi dövüşü kazanmıştır. Tekrar kazanmak, dövüşmek istersen bana bir söyle yeterli dur. Şimdi dövüş biraz zorlaşacağı için kendime şunları bir basayım. Şurada bir save alak. Aa. Tamam, savaşmak istiyorum. Yine savaşmayı tercih ettin diyor. Gerçek bir savaşçıyla dövüşeceksin diyor. Tekrar şartların nedir? Gene yumruk yumruğa savaşacağız diyor. Unutma, silahlara izin yok ve gücünü kullanmak da yok diyor. Gel bakayım sen buraya. Gel. Dur. Kritik vuruşla yapacağım. Bu biraz zorlu bir rakip olabilir ha. Hah tamam, stunladım. Sıkıntı yok artık. Tegren ile Jedi arasındaki maç bitmiştir. Jedi savaşı dövüşü kazanmıştır. Bugün çok iyi dövüştün diyor. There are two champions in the camp, Braylor and Kelborn. Until you prove yourself in their eyes, the battle circle is closed to you. Hmm. Anladım. Şimdi bak diyor ki, dövüşebileceğin tek Mandalorianlar diyor, bizim şampiyonlarımızdır diyor. Ve no one dedi. Kimse o kişi kendini kanıtlayana kadar o şampiyon bir şampiyonla savaşamaz diyor. Ve gerçekten iyi bir kanıt olmalı diyor. Mesela senin ölümle burun buruna geldiğin bir savaş örnek olabilir falan diyor. Ve bir şampiyon bunu görmeli ve yaptıklarını görmeli diyor. Bunu senin layık olduğunu falan kabul etmeli falan diyor. Kampta iki tane şampiyonumuz var. Braylor ve Kelborn. Kendini yani sen onların gözüne girene kadar şey diyor, savaş ringi sana kapalı diyor. Yani şu an başkasıyla dövüşemeyeceğiz. O şampiyonları bulup kendimizi kanıtlamamız gerekiyor dövüş esnasında. Bir de biz şimdi şu Devrol denen herifi yendik ya. Biz ormana giderken bu önümüzü kesecek. Diyecek ki senin yüzünden onurumu kaybettim, artık kendimi kanıtlayamayacağım falan diyecek. Ama bunun kendini kanıtlamasına yardım ederek de kendimizi kanıtlamış olacağız. Layık olduğumuzu göstereceğiz. Bunun da tekrar onur kazanmasını sağlayacağız. Birazdan göreceksiniz. Şimdi önce şu Zuka ile bir konuşalım. Yalnız bir şey diyeceğim. Bak şurada alınabilir bir şey var ama alınmıyor. Zuka. Şu konverter ya da tamirlerde bir ilerleme var mı diyor. Kablolar ve bilgisayar artık çalışıyor. Bu hayatımda duyduğum en güzel haber diyor. Mandalore'a yaptığın yardımdan mutlaka bahsedeceğim diyor. Ooo. Bak verdiği bize iki görevlerden iki tanesi bitti. Bilgisayarı ve şu kabloyu tamir ettik. Şimdi ise şu hayvanın yemiş olduğu bilgisayarı bulacağız. Ve şu nerede o? Ben mi görmüyorum? Trouble with Canox görevini de tamamlayacağız. Bakalım bu Keks bize ne diyecek? Diyor ki arenada diyor, ringde diyor, savaştan zaferlerden dolayı hava atmaya mı geldin diyor, git bunu başkasına sakla diyor. O yüzden neden geri döndün diyor, satın almak istiyorum.
Vallahi zaten pek de bir şey alamıyoruz. 92.000. Neyse bu para bize yeter. Yalnız bir şey canım, o çavuşun yanında biri daha vardı. Acaba ondan görev alabiliyor muyuz? Bir bakalım. Braylor, sen bir şey diyor musun? Şey diyor, demek ki Jedi'ların hepsi ölmemiş diyor. Sizin hep saklı bir gücünüz vardı falan diyor. Ve en akıllı Mandalore'umuz bile seni yargılamakta biraz zorlanabiliyor. Sen biraz çözülemez birisin falan diyor. Yenilişimizden bu yana Jedi'ları çok çalıştım diyor. Seninle savaş renginde böyle kılıç kılıca dövüşmekten onur duyardım. Duyardım diyor. Diğer Mandalorlular kadar agresif görünmüyorsun. Burası savaş alanı değil Jedi. Eğer olsaydı sana aynı şekilde güvenme. Mandalorians handle it differently. I focus on educating myself in the martial techniques I will need to succeed in the next war. Ha. Şu an savaş alanında değiliz diyor. Eğer olsaydık beni bu şekilde görmezdin falan diyor. Barış bizim doğal elementimiz değildir diyor. Mandalorianlar bunu farklı bir şekilde halleder diyor. Ben kendimi bazı teknikler üzerinde geliştirmek üzere odaklanırım falan diyor. Bir sonraki savaş için başarılı olmam gerekiyor falan diyor. Kiminle savaşacağım ben seçebiliyor muyum? Hayır, bu çavuşa bağlı diyor. Oo, bak en azından düzgün iş yapıyorlarmış. Anladım. İşte bu kiminle dövüşeceğine sadece şu herif karar veriyormuş. Burada burası böyle rakiplerin veya kan davalı kişilerin dövüşebileceği bir alan değil diyor. Burada biz burada sadece eğitiriz. Burada rakiplik falan yoktur diyor. Ayrıca senin öyle holodisklerden, holokronlardan öğrendiğin şeyler yetersiz diyor. Gerçek tecrübe diyor, savaşta kazanılır diyor. Belki de zamanla başkasından öğrenebiliriz diyor. Tamam, gidiyorum o zaman şimdilik. Bununla konuşsak ne olacak? Kaybettim. Abi bak şey dedi. Kaybettim ama bu pek gerçek bir dövüş değildi diyor. Jedi'lar yetenekli savaşçılardır ve ben daha çok gencim diyor. Bir dahaki sefere diyor. Sana meydan okumak için çok çalışacağım diyor. Ama burada senden çok daha yetenekli savaşçılar var diyor. Mesela Braylor. Bu da aramızda en güçlü olanlar diyor. Sana rezil olmayı öğretecek diyor. Seni dövüşte yenip rezil edecek diyor bildiğin. Merak etme Devran'cığım. Biz senin onur kazanmanı sağlayacağız. Seninle iş yapacağız. Ve saygı kazanacaksın. Dur. Bunun da bir görevi vardı. Hani bunlar şimdilik uzay savaşından dolayı devriyeleri iptal ettiler ya. Ama devriyeler olmazsa daha büyük yaratık hayvanlar falan ormana gelebilir falan diyor. Heyecanlı diyor ama yine de devriyelerin aksatılmaması şeyinde bu kanaat tarafında. Ve şey diyor, o büyük yaratıklar biz devreye gezmediğimiz için şu an ormanda dolaşıyor olabilirler ve
Onlar sana saldırabilir diyor. Seni uyardım falan diyor. Büyük hayvanlar mı diyelim? We heard reports of a Zakeg wandering the paths around here. They're a good challenge for Mandalorians. If you see one, stay out of its way. Without us to back you up, you'll be dead in seconds. Aslında doğru söylüyor. Bir Zakeg, yani yaratığın ismi. Galiba büyük yaratıklardan birisi. Bir tanesi buralarda dolaşıyormuş. Bunu öğrenmişler. Eğer bir tane görürsen diyor. Bir de şey diyor. Bir Mandalorian için son derece meydan okuyucu bir savaş olurdu onu görseydik falan diyor. Eğer onu görürsen, bir tane görürsen ondan uzak dur. Bizim yardımımız olmadan saniyeler içinde ölürsün diyor. Neden devriyelerinizi geri çektiniz? Our sensors picked up three ships landing in this area after the space battle. If any of the Onderon military come searching for those ships, we don't want them finding our base. Şey diyor. Uzay savaşından beri buraya inmiş 3 tane gemi var diyor. Eğer onlardan bir tanesi bile bir Onderon militan grubuysa o gemileri gemileri aramak için buraya iniş yapmış diyor. Yani o inen iki gemiyi araştıran o diğer gemi, üçüncü gemi Onderon'un askerleri ise diyor. Üstümüzü bulmalarını istemiyoruz diyor. Üç gemi mi? Bir tanesi benim gemiydi ve bir tanesi ise Duros gemisiydi. Üçüncüsü kim? Bilmiyorum. Ama bir tür fırkateyn de diyor. Some of the larger Duxon beasts, the crew's probably already dead. Ha. O inen gemi her kimse diyor çok farklı bir yere indi diyor. Mürettebat muhtemelen ölmüştür diyor. Hayvanlar onları yemiştir diyor. Neden Onderon askeri military bir dakika military ne demekti? Hatırlıyorum da. Military'nin Türkçesi aklıma gelmiyor. Biliyorum da ne olduğunu. Kelimesi gelmiyor. O dilimin ucunda ama militer diyelim biz enesi. Bak militer diye de bir çevirisi varmış. Ya da şey diyelim. Onderon askerlerinden neden saklanıyorsunuz? Onderon halkı hala bizden korkuyorlar. Eventually gather enough courage to attack us. It is not a battle we wish to wage yet. Ha şey diyor. Onderon halkı hala bizden korkuyor diyor. Ne de olsa Mandalorian savaşlarında fethettiğimiz ilk yer burasıydı diyor. Ve onların gösterdiği direniş son derece gülünçtü diyor. Onları var ya diyor. Bir kılıcın bir şeyi yönü kesip geçmesi gibi onları ezdik parçaladık onları diyor. Ama eğer burada olduğumuzu bilselerdi diyor. Muhtemelen bize saldırmak için cesaret toplarlardı diyor. Ve bu henüz istediğimiz bir savaş değil diyor. Henüzü de böyle vurgu yaparak belirtiyor. Bu ayda başkaları var mı? Biz de ona bakıyoruz. Yardımınla birlikte. Still, our sensors occasionally pick up signals on the surface. It's like someone is searching the planet and doing so under the noses of the military. Whoever they are, they've stayed clear of us. Anladım. Yani henüz bilmiyormuş ve senin yardımın sayesinde antenler tekrar çalışıyor. Artık bütün ayı izleyebiliyoruz falan diyor. Ama bu aya başkaları da indi ve kim olduğunu bilmiyorum ama muhtemelen şey diyor. Biz henüz görünmediler diyor ve herhalde birisi onlara iyi miktarda para vermişti falan diyor. Eğer birisi gezegeni arıyorsa diyor bunu ordunun böyle burnunun dibinde falan yapıyor diyor. Peki neden gezegeni aramak istesinler? Bilmiyorum. Duxon diyor bu kamp hariç her tarafı ormanlık diyor. Tamam gidiyorum o zaman. Ha bunu okuduk, çevirdik zaten. It's a huge red lizard that's built like a Baragwan battle tank. It has a hide so thick it might as well be. Kocaman büyük bir kertenkeledir diyor. Bir tank kadar dayanıklıdır derisi diyor.
Bir kısmını temizledik ama gelmeye devam ediyorlar diyor. Mandalorian olmayan birileri için son derece sert kişiler diyor. Ben yenebilirim diyelim. Sen Zekek'le dövüşmek mi? Eğer birkaç savaştan hayatta kaldıysan, savaşta kalmış olsaydın şu an bayağı bir onur sahibi olurdun diyor. Bu aydaki hiçbir hayvanın bana karşı hiçbir şansı yok diyelim. Ya da şey diyelim. Bunu göreceğiz. Bir tane yendikten sonra geri döneceğim. Büyük sözler söylüyorsun diyor. Ha, tamam, bundan da görevi aldık şu anda. Şey diyor abi, bayağı büyük laflar söylüyorsun diyor. Eğer bir tane öldürmek istersen ormanın dışına falan bak diyor. Ve kanıt olarak da bana işte o yaratıktan bir şey getir falan diyor. Bu kadar. 70, 78, 79.